Some players start to be better and better. And bu hafta içerisinde çalışmalarımız gayet son hızıyla gidiyor ve gayet memnunuz çalışmalarımızdan. Bazı oyuncu gruplarımız daha da gelişmeye başladı. Buradan memnunuz. And we expect a good game, of course, good opponents. I hope it will be full stadium to motivate our players. And we hope it will be good result for us. İyi bir rakibimiz var ve elbette burada full bir stadyum bekliyoruz, dolu bir stadyum bekliyoruz. Bu bizim adımıza da, karşı rakip adına da motive edici bir durum olacaktır. Ve elbette iyi bir neticeyle evimizdeki maçı kapatmak istiyoruz. Last year how I told you, after I hope it will be like this. Elbette burada stabil olmayan durumlar olabilir. Son baktığımız zaman elbette çetin bir karşılaşma olacak. Onlar da yanlarında değiller, biz de yanımızda değiliz. Tabii ki burada maçı nasıl bir maç çıkaracağımızı birlikte göreceğiz. Geçen sezona baktığımız zaman onlar da çok iyi değildi. Tam two injury players. This is reason, nothing else. Çok özel bir sebebi olduğunu söyleyemem. 25 kişilik bir oyuncu kadromuz var. Burada elbette değişiklikler yapmamız gerekebiliyor. Ve burada tabii ki sakatlıklarla mücadele eden oyuncularımız da oluyor. Bu da bir faktör olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe win all the matches and always play with the different players. Fenerbahçe her maç kazanıyor ve her maçı da farklı kadroyla çıkıyor. We have players need to use everybody. Herkesi kullanmamız gerekiyor burada. During the game you will know this. Antep maçına karşı gayet ofansif oynadık ve elbette evimizde oynadığımız İstanbulspor maçında da bu geçerliydi. Ve eğer ki istatistiklerime bakarsanız ben golü seven, ofansifi seven bir hocayım ve bunu çok daha iyi bir şekilde anlayacaksınızdır. Sometimes you cannot show your quality in attack because of opponents, because of situation, but my style, my philosophy is always offensive. I show this here and I show in the past, of course. Kendi stilim, kendi filozofim tamamen ofansife dayanıyor. Burada elbette geçmişte de yaptığım ataklar söz konusu. Ben hata seven ve hücumu seven bir koçum. Ve bu şekilde bir hoca olmaya da devam edeceğim. Bazen sahada istediğimiz kaliteyi gösteremediğimiz durumlar olabilir. Girilen pozisyon yahut oynadığımız rakibe karşı değişebiliyor. We can and we need to take the 3 points that because we are playing at home. Elbette evimizde oynayacağımız bir maç olacak. Hazırlıklarımız sonuna kadar devam ediyor. Her hafta elimizden gelen bütün mücadeleyi sonuna kadar veriyoruz ve 3 puan için tabii ki sabırsızlıkla maçı çekiyoruz. It's a difference. I think we know how to change the system with and without the ball. Tabii ki toplu ve topsuz olarak sistemin nasıl değiştirilmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. 4-3-2-1 sistemine devam ettiğimiz anlar oluyor. Formasyonu değiştirdiğimiz zamanlar oluyor. Fakat şu anda kendi stilimizi halen devam ettirdiğimizi söyleyebilirim bu açıdan. What is trying to ask for, the coach made a decision and he changed the formation in the last match as a defense. We played 5, we played 3, and he's trying to understand, did this make any kind of difference in the last match? I mean, the coach is the coach, he made the decisions and we need to just try to do our best in the system he select, and that's it. Tabii ki hocamız ve hocamıza çok büyük bir saygımız var. Bundan dolayı istediği oyun stilini sahaya yansıtmakta bizim elimizden gelen bütün sorumluluğumuz bu. Until the last minute I'm gonna be here, I will try to give it all. Şu anda buradayım. Takım ve Konya için burada doğduğum son dakikaya kadar elimden gelen her şeyi vermeye çalışacağım. Fakat gelecekle ilgili görüşmem burada doğru olmazdı.